Hatay Radyo Televizyonu'ndan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ana Haber Bülteni kapsamında sizlere bir hatırlatmada bulunmuştuk. Demokrasi Bulvarı programının bugünkü konuğu aslında Antakya kamuoyunun özellikle çok yakından tanıdığı bir isim. Kendisi bir eğitimci ama Antakyalılar daha fazla kendisini toplumsal muhalefette sokaklardan bilir, alanlardan bilir. Sayın Mehmet Karasu. Sayın Mehmet Karasu geçtiğimiz günlerde adaylığını açıkladı. Halkların Demokratik Partisi'nden aday oldu. Defne ilçesi için. Defne ilçesi için yapacak çok şeyimiz var dedi Sayın Karasu ve biz de kendisini programımıza davet ettik. Bakalım Defne ile ilgili ne gibi çalışmaları olacak? Bundan sonraki süreçte idealleri nedir Defne için? Çünkü ben bilirim özellikle devrimci kültüründen gelen arkadaşlarımızın idealleri olur. Bakalım Sayın Karasu'nun idealleri ne olacak? Onunla bu konuda sohbet edeceğiz. Evet Sayın Karasu, öncelikle hoş geldiniz Demokrasi Bulvarı programına. Hoş bulduk Sayın Ali Bey. Ben de bu programda öncelikle söyleyecek sözümüz olduğu için ve bu alanı açtığı için teşekkür ediyoruz. Ama öncelikle tabii ki biz bugüne kadar hep alanlarda bulunduk. Alanlarda halkımızın yaşam alanlarını, özellikle yaşam değerlerini savunduk ama bugün de artık dedik ki bu halk daha önce alanlarda söz söylüyordu. Şu anda yönetimlerde kendi sözünü söylesin, söz ve yetki karar sahibi olsun. Peki Sayın Karasu, ben sizi tabii çok yakından tanıyorum. Yani gazeteci kimliğimle sizlerle demin de ifade ettiğim gibi alanlarda toplumsal muhalefetin ön plana çıktığı noktalarda hep karşılaştık sizinle. Antakyalılar da sizi öyle tanıyorlar zaten. Önce Mehmet Karasu'yu tanımayanlar için birkaç cümleyle Mehmet Karasu budur diyebilir miyiz? Sonra Halkların Demokratik Partisi, bu da siyasi tarihe yeni giren bir siyasi parti, henüz bebeklik döneminde diyebileceğimiz, sonra partinizi tanıyalım. Hay hay. Ben öncelikle Samandağ'da çiftçi bir ailenin çocuğuyum. 11 kardeşimiz var ve babam bizi emekle büyüttü. Buna hayatım boyunca sadık kalmaya çalıştım. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi Samandağ'da yaptım. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde felsefe grubu öğretmenliğini okudum. Ve çok az kişiye nasip olacak bir şansla ben direkt kendi memleketim Samandağ Lisesi'ne öğretmen olarak atandım. Orada 4 yıllık eğitim hayatımda aynı zamanda Samandağ Eğitim Sen Temsilcilik Başkanlığı'nı yürüttüm. Ardından tabii süreç bizi daha çok demokratik mücadelede Antakya'ya kadar getirdi. Antakya'ya geldiğimizde ben eğitimci hayatımı Antakya'da devam ettim. Ama Samandağ'da da bizim sürekli şu anda çalıştığım kurumda eğitimcilik yaptım, öğretmenlik yaptım. Hala da öğretmenlik yapıyorum. Ama bundan daha önemlisi Antakya'da birçok demokratik kuruluşun kuruluşunda bulundum. Özellikle işte Toplumsal Dayanışma Kültür Derneği'nin kurulması sürecini yaşadık. Ardından zamanında bir partinin merkez ilçe başkanlığını yaptım. Ve en son Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin il yönetiminde bulunmaktaydım. Şu an adaylığımız sürecinde Halkların Demokratik Partisi'nde aday oldum. Defne için, Defne halkı için ve Defne halkıyla birlikte yönetmek için şu anda yönetime talibiz. Evet sevgili seyirciler, bu arada Sayın Mehmet Karasu Hatay'da faaliyet gösteren dershaneler zinciri demeyelim de yani bir dershane kurdular kendi çaplarında. Şimdi buradan isim veremiyoruz ama çoğunuz zaten oradan tanıyorsunuz. Çok başarılı bir dershanecilik geçmişi de var Sayın Karasu'nun ve diğer beraber kurucu arkadaşlarıyla beraber. Ve ben diyor ki zaten sizin öğrencileriniz sizlere oy verse herhalde Defne'de yeterli olur Sayın Karasu diye evet, düşünüyorum. Gerçekten 30-35 bine yakın. Sevilen bir isimsiniz çünkü aynı zamanda siz öğrenciler arasında. 30-35 bin civarında öğrencimiz olduğunu artık sadece tahmin edebiliyoruz. Evet. Peki Sayın Karasu, şimdi şöyle bir soru gelişiyor. 30 Mart yerel seçimlerinde bildiğim kadarıyla 26 siyasi parti seçimlere giriyor. Sağda ve solda, özellikle solda çok sayıda siyasi parti var. Neden yeni bir siyasi parti?
Neden Halkların Demokratik Partisi? Neden oradasınız? Ve Halkların Demokratik Partisi kim? İsterseniz sondan başlayalım. Hı hı. Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Ben kendi hayatım boyunca Türkiye'de demokratik bir iktidarın, Türkiye'de işçileri, emekçileri, kadınları, engellileri, ötekileştirilen inanç kimliklerini ve tüm etnik kimlikleri Türkiye'de yönetime katabilecek, bunların dertlerine çare olabilecek siyasetten yana olduk. Bu da bu siyasette her zaman katılımcı ve demokratik bir siyaset oldu. Öğrenciliğimizden bu yana hiçbir zaman sermaye partilerinden yana olmadık. Hiçbir şekilde sermayeyi temsil eden, özellikle özelleştirmeyi, Türkiye'de emperyalizme olan bağımlılığı ve Türkiye'de ötekileştirilen halkın sırtından geçinmeyi temel program edinen partilerin yanında olmadık. Bugüne kadar ezilenlerin, ötekileştirilenlerin temsilcisi olan bir partiden yana olduk ve şu anda da açıkçası Türkiye'de sol hareketin sürekli bir birliğe ihtiyacı vardı. Sürekli bir arada durmaya ihtiyacı vardı. Özellikle Gezi sürecinde öne çıkan bu ihtiyacın kendisine Halkların Demokratik Partisi'nin cevap verdiğini düşünüyorum. Halkların Demokratik Partisi 40 siyasi çevrenin, 40-40'a yakın farklı siyasi çevrenin bir araya gelmesi, birleşmesiyle birlikte oluşan sol sosyalist bir partidir. Evet. Öncelikle şunu da söylemek lazım. Bu partiye destek veren siyasi kimlikleri dışında sosyal varlıklarıyla Türkiye'de yaşayan ama ötekileştirilenler de var. Örneğin bugün LGBT bireylerini kendi içinde taşıyan, toplumun yarısı olan kadınları kendi içinde, kadınların hem yönetimde hem toplumda yer sahibi olması adına bugün erkek egemen kültürüne karşı, patriarkal sisteme karşı mücadele veren tüm kadınların içinde bulunduğu bir parti. Bununla birlikte yine aynı şekilde inançlarından dolayı dışlanan Alevilerin, inançlarından dolayı dışlanan Hristiyanların, inançlarından dolayı dışlanan tüm etnik unsurların ve kimliği inkar edilen, bugüne kadar asimilasyona uğrayan örneğin Kürt halkının, Arap, Alevi halkının ve genel olarak bugün evleri işaretlenerek mahalle baskısına maruz kalan Alevilerin sesi olarak ortaya çıkan bir parti. O yüzden Halkların Demokratik Partisi aslında şunu söyleyebiliriz. Yoksulluğun ve sefaletin olmadığı, adaletin, eşitliğin, barışın suç sayılmadığı, biliyorsunuz barış adına bizim ülkemizde yıllarca hapis yatan aydınlarımız, insanlarımız var. Kimsenin inanç ve etnik kimliğinden dolayı yargılanmadığı ve ötekileştirilmediği bir anlayışla tarihine, bütün demokratik değerlere sahip çıkmak ve bu süreç içerisinde demokratik bir Türkiye'yi birlikte gerçekleştirmek. Demokratik bir Türkiye'nin gerçekleştirecek tek gücün, demin saydığım ötekileştirilen, ezilen, yoksul halkların ve emekçi insanların bir araya gelmesiyle olabileceğini, evet, düşündük. Peki. Ve bu şekilde yola çıktık. Yola çıktınız. Peki Mehmet Bey, sizin konuştuklarınızdan ben iki şey daha çıkarttım. Onları size soracağım ama öncelikle sevgili seyircilerimize bir duyuruda bulunmak istiyorum. Sevgili seyirciler, Halkların Demokratik Partisi'nde eş başkanlık sistemi var. Ve demin Sayın Karasu'nun da ifade ettiği gibi özellikle kadınlara önemli bir pay ayrılmış partide, görev payı bakımından söylüyorum. Eğer Sayın Mehmet Karasu ve diğer ilçelerde, diğer illerde olduğu gibi belediye başkanı seçilmesi halinde bir de eş başkan bir bayan arkadaşımız yanında yer alacak. O başkan, eş başkan
Bayan adayımız da şu anda stüdyolarımızda. Mehmet Bey'le sohbetimizi bitirdikten sonra kendisini alacağız. Sayın Dilek Kaplan'ı alacağız. Ve Sayın Dilek Kaplan'la Halkların Demokratik Partisi'nin kadınlarla ilgili olan bölümünü konuşacağız. Ne kadar yer ayırıyor, nasıl, memnun mu acaba? Bir de direkt kendisinden dinleyeceğiz. Ve elbette eş başkanlık sistemi nedir? Onunla konuşacağız. Programımızın sonuna doğru Mehmet Bey'le bitirdikten sonra. Mehmet Bey, şimdi az önce Aleviler, Hristiyanlar ötekileştirilen Aleviler dediniz. Böyle bir sıkıntı mı var Türkiye'de? Yani Aleviler hakikaten ötekileştiriliyor mu? Çünkü tam tersine AKP iktidarı herkesi birleştirdiğini söylüyor. Siz ise tam tersinden söz ediyorsunuz. Biz AKP iktidarının ve daha önceki tüm iktidarların maalesef şovinist, yani şu şekilde söyleyeyim, diğer halkları ötekileştiren ve daha çok şöyle, biz Türkiye'de Alevilerin, Türkiye'de Kürtlerin, Türkiye'de Hristiyanların, Ermenilerin, özellikle Ermenilerin, Çerkezlerin, yani Türk kimliği dışında kalan unsurların aslında anayasada temel hak ve özgürlüklerine tanınmadığı, anayasal haklarına kavuşturulmadığını düşünüyoruz. Bu süreç böyle iken zaten toplum içerisindeki yaşam içerisine bakıldığı zaman da bunun böyle olduğunu görebilirsiniz. Örneğin Diyanet işlerinin bugün hala belli bir mezhebe göre yönetilmesi, Diyanet işlerinin bugün bütçesinin sadece tek mezhebe hizmet etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Diyanet işlerinin lağvedilmesi gerekiyor. Ya da Diyanet işlerinin veya devletin tüm inançlara eşit mesafede olması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette ki bu toplumda herkes kardeştir. Evet. Herkesin özgürce yaşama hakkı ve kendi inançlarıyla, kendi inançla özgür bir biçimde yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Peki Sayın Karasu, bu arada sevgili seyirciler, az önce kısa bir karışıklık yaşandı. Ben Dilek Hanım'ın soyadını Kaplan olarak vermiştim. Arkadaşlar düzelttiler, Daplan. Sayın Dilek Daplan. Kendisinden de özür diliyoruz elbette. Birazdan konuğumuz olacak. Ve kendisiyle az önce de ifade ettiğim gibi eş başkanlık sistemini konuşacağız. Demokratik onu da ben karıştırdım. Tamam, Halkların Demokratik Partisi'nde eş başkanlık sistemini ve kadınların üstlendiği rolü Sayın Daplan'la konuşacağız. Bir kez daha buradan söylemiş olalım. Peki Sayın Karasu, size az önce de ifade ettiğim gibi aslında biz sizi sokaklarda, alanlarda, toplumsal muhalefetin bulunduğu noktalarda hep karşılaşmışız bugüne kadar. Siyaset ise biraz sanki biraz daha sıkıştırır insanı belli bir çember içine. Doğru. Yani şimdi siyaset ve sizin şu anki kimliğiniz, şu ana kadar olan kimliğiniz biraz sanki bana çelişiyor gibi geliyor. Siyasete alışabilecek misiniz kısa sürede? Aslında bizim için siyaset şu anda toplumun alıştığı, sadece televizyonlardan izlediği veya işte üstten gelen, üstten atanan insanların yaptığı bir şey değil. Biz öyle düşünmüyoruz. O zaman biz siyaset yapmayacağız diyorsunuz. Kesinlikle. Bizim amacımız siyaset kesinlikle. Yapmak ben değil. Ben şu hayatım boyunca siyaseti şöyle algıladım. İş yerindeki işçilerin kendi ekonomik ve özlük hakları için söz söylüyorlarsa, tarlasındaki çiftçinin, tarlasındaki köylünün, evet, eğer gerçekten ucuzlaştırılmış, değersizleştirilmiş kendi ürettikleri için mücadele ediyorsa veya eğer bir tamirci çocuğu kalkıp da ben haftalığımın artmasını istiyorum diyorsa veyahut da başka bir yerde kadınlar kendi haklarını sokakta arıyorsa, 8 Mart'larda arıyorsa veya sizin en son şahit olduğunuz gibi bu halk benim kimliğim şudur, ben Arap Alevi bir halkım, benim sesimi duyun deyip sokaklara dökülüyorsa veya bütün Türkiye'de hakları kısıtlananlar kendisini bir çeşit ifade ediyorsa bizim için siyaset budur ve hayatın içerisindedir. Siyaseti farklı şekillerde kullanmak kesinlikle bugüne kadar bizim hem düşünce hem yaşam tarzımıza aykırıdır. Siyaset, evet, halklara, siyaset ezilenlere, siyaset gençlere, siyaset kadınlara hizmet ettiği sürece bana göre bir gerçeklik taşır. Onun dışında
kesinlikle sadece söylemden ibarettir. Peki Mehmet Bey, siz eğitimci bir kimliğiniz var ve Antakya'da hakikaten çok tanınan bir isimsiniz. Halkların Demokratik Partisi'ni az önce bize anlattınız. Madde madde anlattınız. Neleri ilk olarak gördüğü konusunda. Bunların dışında, evet, ben Halkların Demokratik Partisi'nde bu anlattıklarımın dışında şu da beni çekti bu partiye. Yoksa diğer siyasi partilerden de siz eğer adaylığınızı koysaydınız hayda hayda sizi gösterirlerdi. Çünkü dediğim gibi aranan bir isimsiniz. Bakın, en önemli şey, üç şey sayacağım. Buyurun. Bir tanesi, biliyorsunuz Türkiye'de uzun süre sürdürülen kirli bir savaş vardı. Bu kirli savaşın halkı kutuplaştırdığını ve özellikle şovinizmi yaygınlaştırdığını biliyoruz. Biz Kürt sorununun barışçıl, demokratik biçimde çözüleceğini düşündüğünden kaynaklı halkların kardeşliğini, bugün Arap Alevi halkının, bugün Hristiyanların, Çerkezlerin, Lazların, Abhazaların, Yörüklerin, özellikle Hatay'da yaşayan tüm mozaik yapının bir sözcüsü olduğu için, halkların kardeşliğinin altını kalın harflerle çizdiği için bu partideyiz. Ve bu partiden aday oldum. Çok güzel. Sayın Karasu, sizin bir sloganınız var. Ben özellikle dağıttığınız el afişlerinde de onu gördüm. Kendimizi ve kentimizi biz yönetelim. Biz yöneteceğiz adı altında. Şimdi bu ne demek? Yani kentimizi biz yönetelim, kendimizi biz yönetelim derken ne demek istiyorsunuz? Biraz açabilir miyiz o bölümü? Evet. Bugüne kadar açıkçası yönetimler hep üstten merkezi bir vesayetle geldi. Ve hep bizi birilerinin yönetmesini istedik. Parti genel merkezlerinden mi söz ediyorsunuz? Başka güçlerde mi var aralarında? Parti genel merkezinden veya başka güçlerden de söz ediyorum. Evet. Hep yukarıdan belirlenen yönetimlerin halkın sanki bunlara işte mecburmuş gibi sunularak aslında bugüne kadar bizim önümüze böyle kondu. Oysa biz bu kampanyanın adının bu olmasını tesadüf olarak görmüyoruz. Özellikle bizim getireceğimiz yönetim belediyelerde güçlü, özerk, demokratik bir yönetimdir. Bu arada yönetimin, bunu geçmeden Türkiye'nin her tarafına seçime giriyorsunuz galiba. Evet. Hatay'da Defne'de mi giriyorsunuz sadece? Hayır, Hatay'da bugün hemen hemen Hatay'ın bütün ilçelerinde seçime giriyorsunuz. Evet, bunu da sevgili seyirciler en azından öğrenmiş oldum. Evet, buyurun. Şimdi Ali Bey, buyurun. Demokrasi, eşitlik ve özgürlük ilkelerine dayanan bir yaşam tarzı ve bir yönetim biçimi. Onu biliyoruz. Ancak bunu merkezden bunu inşa etmek mümkün değil. Diğer partilerin tamamı yukarıdan aşağıya inen bir yönetim anlayışına sahiptir. Doğru. Oysa biz yaşamı üreten, yaşamın içinde olan mahallelinin, emekçinin, engelli insanın, bugün tarlasında çalışan köylünün yönetime katılabileceği bir tarzdan bahsediyoruz. Bu da şu şekilde, kent sakinlerinin değil, bu kavramı yanlış buluyoruz, kent sahiplerinin, kent sakinleri değil, kent sahiplerinin artık yönetimde söz, yetki ve karar sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle yerel yönetim yasasında, yönetimler yasasında siz de biliyorsunuz, şu ana kadar iktidarın merkezi vesayeti sürdürmeye dönük özel bir tavrı olduğunu biliyoruz. Sadece AKP iktidarı değil, muhalefetin de, bugün diğer düzen partilerinin de merkezden aşağı doğru atamalar şeklinde kendi adaylarını belirleyerek veya yine yukarıdan aşağı doğru bir işleyiş tarzıyla halkın kendi iradesini belirlemeye çalıştığını görüyoruz. Evet. Oysa biz bunun dışında 127. maddeye karşı çıkıyoruz. 127. maddede işte yerel yönetimler üzerinde sınırlandırıcı bir takım maddeler söz konusu, yasalar söz konusu. Biz bunu öncelikle, bu vesayeti kıracağız.
Bakın bizim yönetimimizde açık söylüyoruz, yaşamı ilgilendiren tüm kararlar doğrudan demokrasiyle alınacak. Bunun aracı nedir diyecekseniz, biz şu anda seçim çalışmasında her beldede, Defne'ye ait 14 beldede halk meclisleri kuruyoruz. Halk meclisleri o kente dair sözü olabilecek olan herkesi, ama özellikle birey dışında örgütlü olan sendikaları, odaları, meslek kuruluşlarını veya kanaat önderlerini de, mahallenin kanaat önderlerini de halk meclislerinin içinde söz, yetki ve karar sahibi kılacağız. Fiili olarak kurulacak olan bu yönetim, daha önce de siz de biliyorsunuz, Fatsa'da Fikri Sönmez tarafından 13 bölgeye, Fatsa'yı 13 bölgeye ayırarak gerçekleştirilmişti. Aynı şekilde doğrudan demokrasiyi inşa edeceğiz. Doğrudan demokrasiden kastımız şudur. Bir şey, bunu da ifade edelim. Kenti en iyi bilen kent sahipleridir. O kentte yaşayan emekçi insanlardır. O kentin ihtiyaçlarını onlara göre şekillendireceğiz. Peki bunu nasıl yapacaksınız diye sorsam. Yani hani biraz daha böyle anlaşılır demeyeyim belki ama biraz daha pratik. İşte şunu çağıracağız, şöyle bir komite oluşturacağız şeklinde bize anlatabilir misiniz kısaca? Evet, bu biliyorsunuz tabii ki bu örgütlenme toplumun örgütlenmesidir aslında. Bu oldukça yasal ve demokratik zeminde biz mahallelerden başlattık zaten. Uzun bir çalışma gerekiyor. Her mahallede bir komite mi kuracaksınız? Evet, işte? Her mahallede şu anda kuruluyor. Kuruluyor şu anda. Kurulmaktadır. Biz evet. Seçim çalışmalarımızı buna göre ayarlıyoruz. Onu zaten parti şemsiyesi altında yapıyorsunuz. Evet, parti şemsiyesi altında, ancak örneğin Çekmece Halk Meclisi, Gümüşgöze Halk Meclisi, Aknehir Halk Meclisi şeklinde meclisleri örgütlüyoruz. Bu meclisleri biz seçim çalışmaları adına değil, seçimden sonra bu kent ve bu kentte yaşayan herkesin kendi kararını kendisi alabileceği, kendi sözünü söyleyebileceği bir yönetim modelini o halde belediye meclisinin üstünde bir kuruldan söz ediyorsunuz. Aynen. Yasal hatta, olmazsa da hatta belediye meclisinin üstünde. Evet. Bu halk meclislerinden nispi temsil sistemine göre seçilecek olan kimi yine sözcülerin kent meclisini kuracağız sözcülerden. Bu tek tek 14 belde ait evet. Halk meclislerinin üzerinde kent meclisi. Yazarları, çizerleri, şairleri, sendikaları, odaları bu kentte bugüne kadar gerçek demokrasi mücadelesini veren bütün insanları yönetime katabileceğimiz, biraz da siyasetin ötesinde halkı savunabilecek, kent hakkını savunabilecek, yaşam hakkını savunabilecek bir yönetimden söz ediyoruz. Evet, belediye başkanı ve meclis üyelerinin sadece sözcü durumunda olabileceği bir yönetimden söz ediyoruz. Peki bu konuyla ilgili sadece bir sorum kaldı. Sevgili seyirciler, sizin adınıza tabii soruyorum ben bu soruları. Kendimizi, kentimizi biz yöneteceğizi Sayın Karasu bize biraz açtı. Şimdi hepinizin merak ettiği soruya geldik. Seçimler öncesi söylüyorsunuzdur, ben de söylüyorum çünkü. Mehmet Bey de muhtemelen siyasetçi olmadan önce söylüyordu. Ya bu siyasetçiler çıkarlar televizyonlara, gazetelere, demeçler verirler, röportajlar verirler. İşte şimdiki gibi programlara konuk olurlar. Söylerler, ederler, sonra seçim gelir, unutup giderler. Biz bugüne kadar... Bizim kara talihimiz mi diyeyim ama Türkiye'de ne yazık ki hep böyle, sadece ilimiz Hatay'da değil. Çok güzel şeyler söylediniz şu ana kadar. Ama siyasette bugüne kadar biz hep aldatıldık, halk olarak hep aldatıldık. Şimdi bu soruyu da size de soracağım. Netice itibariyle siyasi, her ne kadar ben siyaset yapmıyorum, benim partim siyasi parti ama siyaset yapmak için gelmedi diyorsanız da nasıl inanacağız size? Evet, tabii siyaset yapacağız ama farklı siyaset yaptığımızı... Bu siyasetin bugün kesinlikle sermaye düzenine hizmet etmeyen ve tam tersine bugüne kadar ötekileştirilmiş, bu bütün bu imkanlardan mahrum bırakılmış insanlar adına evet. Bir siyaset yapacağımızı söylüyoruz. Ben şunu söyleyebilirim öncelikle. Bakın, bir siyasi hareketin toplumda nasıl bir değişim veya dönüşüm yaratacağı, o siyasi hareketin arkasındaki güçlere bağlıdır. Eğer bu siyasi hareketin arkasında ve arkasına aldığı güçler
Bugün sermaye güçleri ise Amerika'ya kadar uzanan bir takım protokoller üzerinden iktidara gelinmişse veya gelinecekse, bu siyaset, yapacağı siyaset daha üst noktalara, daha üst mercilere bağımlı bir siyaset olur ve asla halka hizmet etmez. Bugüne kadar, gerçekten de doğru bir soru sordunuz. Bugüne kadar yönetenlerin kesinlikle halk adına hizmet üretememesinin temelinde sadece niyetler yoktur. Bu güçlerin dayandığı ve bu hareketlerin arkasında onları yöneten arkadaki güçlere bakmak gerekir. Ben Halkların Demokratik Partisi'nin bugün sırtını halktan başka, halklardan başka ve özellikle ezilen emekçi insanlardan, işçilerden, kadınlardan başka bir güce dayanmadığını görüyorum. Ve bu nedenle aslında tek teminat budur. Yoksulların sesi, işçilerin, kadınların, ötekileştirilenin sesi olabilecek bir partidir. Ve biz bu partinin içinde bu yüzden rahatlıkla bütün değerlerimizi burada savunabiliyoruz. Evet. Peki Mehmet Bey, çok merak edilen bir konu var. Gezi Park olaylarına döneceğim. Yani birkaç ay öncesine. Biliyorsunuz Türkiye'nin genelinde bir hareket başlatılmıştı ve Hatay'da da neredeyse bu hareketin en ciddi olan bölümü yaşandı. Çünkü günlerce insanlar, on binlerle insan Antakya'da bir araya geldi. Tabii İstanbul'un da ötesinde, bu bir gerçek. Bir, bu ne demek oluyor? Yani Hatay'da bu kadar yankı bulmasının nedenini soruyorum size. İki, siz de söz konusu hareketin içindeydiniz. Hem siz hem diğer değerli arkadaşlarınız sürekli oradaydınız. Bu Gezi Parkı olayları, çünkü diğer siyasi partiler de bunlar da çok ilgilendiler. Ben çok iyi biliyorum. Bana geldiler, beni ziyaret ettiler. Ya gazetelerde bizim resmimiz çıkmadı mı? Diğer adaylardan söz ediyorum. İşte onları biz alalım, klasörleyelim falan fistan. Yani iyice kullanmak istendi o bölüm. Siz gelmediniz. Bu arada Mehmet Bey gelmedi. Öyle bir şey de istemedi benden. Onların da ismini zaten vermeyeceğim, maalesef. Kim istedi. Zaten bizi halkımız görmüştür. Siz oradaydınız da mutlaka öyle de. Onlar büyük bir ihtimalle genel merkezlerine vermek için istemişlerdi. Yerel seçimleri çok mu etkileyecek Gezi Parkı'nda yaşananlar, Hatay'ın ayağında tabii yaşananlar? Evet, ben öncelikle tabii o günlere götürdünüz bizi. Bir de tabii bu arada bunu da söylemekte fayda var. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de sevgili seyirciler dövülerek katledilen şehidimiz, 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın da davası var Kayseri'de. Çok gergin bir şekilde de geçti gerçi ama ana haber bültenimizde de vardı zaten onunla ilgili bilgiler. Ben öncelikle bundan bahsedecektim. Ali İsmail Korkmaz bizim halkımızın onuru oldu. Çünkü AKP iktidarının en gerici yüzünü orada gördük. AKP iktidarının ve ona yakın tüm güçlerin Türkiye'de demokrasiyi değil, aslında Türkiye'yi nasıl karanlığa götürmeye yönelik amaçları olduğunu açıkçası ortaya koyan ama gerçekten hepimizi üzen bir cinayet. Bu cinayetin maalesef arkasındaki tüm güçlerin ortaya çıkarılması demokrasi adına bir kazanım olacaktır ama bugüne kadar hepsinin ortaya çıkmaması ve mahkemenin bir şehirden bir şehire kaçırılması hukuk adına gerçekten bir cinayettir. Onu öncelikle bunu söyleyeyim. Ve dün Hatay'dan, İskenderun'dan, Adana'dan, Antep'ten, Eskişehir'den, İstanbul'dan birçok yerden giden arkadaşlarımızı yolda işte onların araçlarını ondan sonra kendilerini maalesef engellediği ve zaman zaman bu şekilde şiddete maruz kaldıklarını gördük. Bu da yine başka bir yüzüdür bu baskı rejiminin. Çünkü yollarda mahkemeye sadece izleyici olarak gitmek isteyen insanları bu şekilde durdurmak Gezi'deki baskının sürdüğünü gösteriyor. Durdurmak ve hem durduracağız hem de demokrasiden söz edeceğiz. Tabii bu da bağdaşmıyor ne yazık ki. Evet, ben o günlere beni götürdünüz. Ben öncelikle tekrar Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım'ı tekrar burada devrim şehitleri adına onurla anmak istiyorum. Bunlar bize göre belki bugün birçok kişi tarafından onurla anılıyor ama bize göre düşünceleriyle
demokratik bir Türkiye'yi yaratma arzularıyla ve sokakta bu halkı savunmalarıyla anılacaktır. Evet, biz de tabii Ali Yolcu olarak saygıyla anıyoruz Sayın Karasu'nun saydığı bütün isimleri. Evet, Gezi direnişi ve Haziran veya Haziran isyanı nedir ne değildir çok konuşuldu ama ben bunun tam anlaşıldığını düşünmüyorum. Gezi direnişi Türkiye Demokrasi Hareketi'nde insanların gerçekten ötekileştirilen haklarında kesinlikle daha yani peşin hüküm verilen kimi etnik kimliklerin veya işte ötekileştirilen insanların bir öfke patlaması olarak değerlendirmek daha doğrudur. O zaman Sayın Başbakan'ın ifade ettiği gibi ya mesele işte 2-3 ağaç meselesi değil. O zaman doğru söylüyor Sayın Başbakan, evet, değil mi? Başbakan doğru söylüyor. Ancak Başbakan hala orman kesmeye veya birazdan bahsedeceğim yine işte Suriye'de insan kesen insanlara bugün tırları aratmayarak destek vermeyi sürdürüyor. Bu AKP iktidarının çok açık yüzüdür. Evet. Biz o dönem şöyle ifade edeyim, ben Gezi Parkı işgaline, yani Gezi Parkı'nın işgaline karşı başlayan bu hareket öyle görünse de aslında Türkiye'de 17 Aralık'la birlikte ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet iktidarının kendisini sezen bir harekettir. Onu önceden gören bir harekettir. Bugün biliyorsunuz her tarafta üst yönetimden en alt yönetime kadar, kendi belediyelerine kadar her yerde yolsuzlukların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu bir. İkincisi, Gezi isyanının ikinci gerekçesi AKP'nin yaşamı muhafazakarlaştırmaya çalışmasıdır. Birkaç örnek söylemek gerekirse, kürtaj yasasını, alkol yasasını, insanların yaşamına, insanların inançlarına dokunan, onları sınırlamaya çalışan yasaları bir bir çıkarmaya başlaması bu ülkede demokrasinin değil bir istibdat rejiminin kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. AKP'nin yeni rejim dediği, AKP'nin bugün yeni Türkiye dediği aslında kesinlikle faşizmin diğer yüzüdür. Bunu açık söylüyoruz. Evet. Ve bu nedenle Defne'de özellikle Defne halkının bu süreçte bu kadar katılmasının sebebi bu. Üçüncü sebebini daha söyleyelim. Layık yaşam. Layık yaşamı sona erdirecek hamleler yapmak veya inanç özgürlüğünü sınırlayan, mahalle baskısını artıran, mesela Alevilerin evlerinin işaretlenmesi, bu sadece bir yerde değil, Adıyaman'da değil, Çorum'da ve birçok yerde, İstanbul'da oldu. Bunun hiçbir zaman bu faaliyetlerin gerçek sahipleri çıkarılmadı. Satırlı insanlar, satırla insanlara saldıranlar sahiplenildi. Hala suçluların kullandığı gibi. Nerede bir suç işlendiyse hepsinin AKP iktidarı tarafından sahiplenilmesi Sayın Yolcu. Tesadüf müdür? Bunu tesadüf görmek mümkün müdür? Gezi sürecinde bizim öfkemiz büyük. Çünkü doğayı tahrip eden, ağaçları kesen, sermayenin doymak bilmez bir böyle açgözlülükle işte şuraya AVM dikeceğiz, Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkacağız, insanların yaşam alanını işgal edeceğiz tarzına gelen bir çıkışın karşısında elbette ki halk olacaktı. Ve halk orada geniş tabanlı olarak, hatırlayın, orada Türkler, Kürtler, Çerkezler, Araplar, Aleviler, kim varsa bu toplumda AKP'den müzdarip olan varsa geniş taban antikapitalist Müslüman hareketi. Aslında bu hareket insan yaşamına saygı, inanç ve kimliklere saygı ve yolsuzluk, rüşvet düzenine bir tepki olarak doğmuştur. Durum böyleyken ben şu son şeyi şöyle söyleyeyim. Buyurun. Durum böyleyken Türkiye çapında olduğu gibi bu Hatay'da da bu sürece tahammül etmeyen AKP iktidarının tüm güçleriyle orantısız güç kullanarak mahalleleri, evleri, tüm yaşam alanlarını nasıl saldırdığını, yer yer
plastik mermiler yer yer gerçek mermilerle insanlar nasıl öldürdüğünü veya öldürmeye teşebbüs ettiğini kendi gözümüzle yaşadık. Gerçek merminin kullanıldığı yönünde elinizde somut bir şey var mı Sayın Karasu? Ethem Sarısülük. Her şeyden, İstanbul'dan. Ben Hatay'dan anladım. Tamam, doğrudur. Burada bizim elimizde kanıt olmasına gerek yok. Hepimiz Hatay'da burada birlikteydik. Birçok arkadaşımız plastik mermilerle hastaneye kaldırılmıştır. Plastik mermilerin kullanıldı elbette. Evet. Tabii canım. Ben plastik genel olarak onda bir gezi evet, ben Hatay olarak anladığım değerlendiriyorum. Için düzeltme ihtiyacı hissettim. Ve iktidar olarak böyle toplumu sözde ileri demokrasiyle yöneten bir iktidar olarak kendi halkına bu şekilde suç işlemiştir. Evet. Peki Sayın Karasu, aslında sözünüzü kesmek istemiyorum. Şiir gibi konuşuyorsunuz sevgili seyirciler. Belki dikkat ettiniz, Sayın Mehmet Karasu şiir gibi konuşuyor hakikaten. Kesmek de istemedim ama şöyle devam edebilir miyiz? O sorun vardı, sonra reklam arası vereceğim çünkü. Gezi Parkı'nda olup bitenlerin Hatay için söylüyoruz. Çünkü siz Hatay'ın Defne ilçesinde adaysınız. Seçimlere bir etkisi olacak mı? Olur mu? Ne düşünüyorsunuz o konuyla evet. ilgili? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani son olarak, çünkü o noktadan biz hala müzdaribiz. Hatay'da gezi sürecinde suç işleyen tüm yetkililerin ben zaman zaman talihsiz açıklamalarıyla valinin de bu sürecin içinde olduğunu düşünerek şunu söylüyorum. Hala gençlerimizi öldüren, gençlerimizin ölümüne sebep olan gerçek katillerin açıklanmaması, Abdullah Cömert ve Ahmet Atakan adına söylüyorum, açıklanmamasının bugün demokrasi açısından utanç verici olduğunu düşünüyorum. Açıklanmasını bekliyor musunuz yani, evet, belli bir süre içinde? Biz hem bekliyor hem bunun mücadelesini sürekli vereceğimizi buradan da tekrar ilan etmek istiyorum. Bu konuda bizler yargılandık. Bakın arkadaşlarımız, şu anda bizler yargılanıyoruz. Biliyorsunuz. Evet sevgili seyirciler, Sayın Karasu bizler yargılandık dedi. Ben de notumu tuttuk ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasında hemen sonra bizler yargılandık cümlesini biraz daha açacağız. Mehmet Karasu'yla bu arada öksürüğü de gitmiş olsun. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra yeniden Halkların Demokratik Partisi Defne ilçesi belediye başkan adayı Sayın Mehmet Karasu'yla birlikteyiz. Programın birinci bölümünde, yani reklam arası vermeden hemen önce Gezi Park olaylarını konuşuyorduk. Hatay'a yansımalarını ve Hatay'da olan bölümünü konuşuyorduk. Sayın Karasu Ahmet Atakan'dan söz etti. Abdullah Cömert'ten söz etti. Bunlar biliyorsunuz bizim Hatay'da yaşamını yitiren gençlerimizden ikisiydi. Gerçi iki kişi yaşamını yitirdi. İki şehit vermiştik, hatırlayacaksınız. Ama onların katillerinin yerine bizler yargılandık dedi ve biz reklam arası verdik. Evet, sizler yargılanıyorsunuz. Niye, siz mi öldürdünüz onları? Güzel. Yani o şehitlerin yaşamını yitirmesine siz mi neden oldunuz? Evet, şimdi şunu söyleyelim. Gezi sürecinde bu halkın yüz binlerce insanın sokaktaki tepkisini biliyoruz. Bu insanlar kendi anayasadan gelen ve uluslararası insan haklarının tanımış olduğu o sözleşmelerden gelen haklarını ve demokratik bir biçimde ortaya koyarken maalesef demin söylediğimiz gibi orantısız güç ile karşı karşıya geldik. Emniyet güçlerinin hiçbir sınır tanımadan sokaklara, evlere bombalar atarak girmesi, sokakları işgal etmesi, mahalleleri işgal etmesi karşısında acaba bu kentin o dönem yöneticilerinin de buna sahiplendiğini herkes bilmiyor mu? Biliyor. Bu
arkadaşlarımızın, iki arkadaşımızın bugün raporlarla da emniyet güçlerinin atmış olduğu gaz kapsüllerinden öldüğünü herkes biliyor. Ancak özellikle Abdullah Cömert için bu rapor ortaya çıkmasına rağmen mahkemeler hukuk gereğini yapmamıştır. Hala da yapmamaktadır. Peki Mehmet Bey, bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Evet. Defne'de siz adaysınız. Gezi Parkı olaylarının seçimleri, 30 Mart seçimleri nasıl etkiler? Bir kere adalet duygusu bu şekilde kesinlikle Türkiye'de hukuk ve adalet duygusu tamamen kaybedilmiştir. Bu nedenle bu insanlarımızın AKP iktidarı ve bu iktidarın içerisinde olacak olan herkesin, bu düzenin içerisinde bulunan herkesin kendisine karşı bir tepkisi var. Bu tepkiyi şöyle, bu adaletin ikinci kez nasıl sarsıldığını söyleyeyim. Bütün Türkiye'de 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet sürecini yaşadık. Bakan çocukları gözaltına alındı diye bugün bütün yargı ve emniyet mensuplarının tasfiyesi söz konusu. Ancak bu gençlerimiz ve bu gençlerimiz gibi yüzlerce insanın yaralandığı, yüzlerce, binlerce insanın tutuklandığı bir süreçte, bu süreçte hiçbir emniyet gücünün, hiçbir sorumlu yetkilinin cezalandırılmadığını, hiçbir şekilde yargılanmadığını görüyoruz. Halk bunlara şahit diyorsunuz zaten, evet, hepsini görüyor, duyuyor. Ve ben açıkçası buradan da ilan ediyorum. Bu yargılama, eğer belediye başkan adayı olursam veya olmazsam bu süreci sürdüreceğiz. Şu anda adaysınız zaten. Evet, belediye başkanı olursanız. Olursam ben bu sürecin takipçisi olacağız. Onu söyleyeyim. Bu sürecin içerisinde çok sayıda arkadaşımız tutuklandı. Yersiz bir biçimde, suçsuz bir biçimde tutuklandı. Bugün hala aramıza döndüler ancak ödedikleri bedenlerin yine acaba vebali kimde? Bugün gerçekten de o dönemde burada mülki amirlerin, valinin biz kenti yönetemediğini, bu süreci yönetemediğini düşünüyoruz. Evet. Bunun dışında bu nasıl etkileyecektir? Evet, yani şimdi, bütün bu yaşananlar, şimdi siz de sıraladınız. Sayın, bütün bunlar nasıl etkileyecek? Sayın Yolcu, siz de biliyorsunuz gezi sürecinin mesajı şuydu, çok açık. Parkı eğer bu derece demokratik biçimde ama kararlı biçimde savunduysak bu şu demektir. İnsanlar aslında orada AKP'nin ezmeye çalıştığı kendi değerleri, kendi kimliğine sahip çıktı. İnsanlar o sürecin içerisinde mahallesini, yaşam hakkını savundu, yaşam alanlarını savundu. Şimdi en büyük yaşam alanı kenttir. Yaşam alanı beldemiz, mahallemizdir. Ben Defne halkının, özellikle gezi sürecine bu kadar yoğun katılan Defne halkının artık kendisi adına atanan yönetimleri değil, kendisinin bir yönetim alternatifi olacağını düşünüyorum. Ve bu süreci, kesinlikle bu sürecin içerisinde Defne halkını demokratik biçimde yönetecek bir mekanizmayı ve bir yönetim anlayışını yaratacağını düşünüyorum. Gezi Defne'de sürüyor. Şu anda halk gezi ruhuyla hareket ediyor. Evet. Belirleyici bir etken seçim, olacağını düşünüyorum. Seçim ziyaretlerinizden işte sonuçta ziyaret ediyorsunuz, bir yerleri, sohbetler yapıyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bu enerjiyi, bu havayı gördüm, hissettim diyorsunuz. Evet. Halkımız tamamen bu sürecin içinde, hala gezinin sürdüğünü düşünüyor. Çünkü gezi aslında boşuna değil. Gezi bugünden sonra halk ben yönetime adayım, bu yönetime talibim dedi. Şimdi bunun gereğini yapacağını düşünüyoruz. Evet sevgili seyirciler, sıra dışı bir siyasetçi olduğu için karşımda sıra dışı sorular sormaya çalışıyorum. Şimdi Mehmet Karasu'ya, Halkların Demokratik Partisi Defne Belediye Başkan adayına ya ne projeniz var diye sorsam Defne ile ilgili eminim ki vereceği cevap biz önce huzuru, barışı, işte kardeşliği tesis edeceğiz mi diyecek. Bakalım nedir projeleri, onu alalım. Belediye başkanı olması halinde Mehmet Karasu Defne Belediyesi'nde 30 Mart seçimler, 31 Mart'ta belediye başkanı olarak seçildiniz. İlk olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz mesela? Oradan bakın, bilelim. Ben öncelikle şunu söylüyorum. Bugüne kadar
elinde bu kadar olanak olan partilerin adayları gelmesine rağmen hiçbirinin demin söylediğimiz işte gerçekten bu kentin öz sahipleri, işçilere, emekçilere, engellilere, kadınlara, köylülere hiçbir şey veremediğini gördük. Evet. Bizim verebileceğimiz birçok şey var, onu söyleyeyim. Öncelikle birinci olarak şunu söyleyebilirim. Katılımcı ve demokratik bir belediyeciliği temel almayan, söz, yetki ve kararı demin söylediğimiz gibi meclislere ve halka vermeyen bir anlayışın halk adına projeler üretmesi mümkün değil. Biz bu anlayışın sahipleri olarak şunu söyleyebiliriz. Öncelikle şehir yeniden kurulacak ve şehir planı çıkacak. Şimdi soruyoruz. Şehir planlaması acaba kentte bulunan, kentin rantını ve haracını yiyen kaymak tabakanın ihtiyaçlarına ve çıkarlarına uygun mu yapılacak? Yoksa yeni kurulan bir şehirde insan yaşamını, yaşam kalitesini artıran, bugün gerçekten de şehri planlarken kentte yaşayan herkesin yaşam düzenini rahatlatacak olan bir tarzda mı yapılacak? Biz bu noktada sırtını sermaye güçlerine dayayan bir adayın veya yönetimin bunu yapamayacağını düşünüyoruz. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bizim çılgın projelerimiz yok. Ama bizim gerçekçi, halkçı ve halkın yaşamına dokunan projelerimiz mesela var. Mesela söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi özellikle şehirde bir sebze halinin hala yapılmadığını görüyoruz. İşçilerin istihdamını sağlayabilecek veya köylülerin ürettiğini çok daha rahat biçimde işte pazara çıkarmalarını sağlayabilecek bir sebze hali projesinin Defne için şart olduğunu düşünüyoruz. Evet. İkincisini söyleyeyim. Burada turizmi güçlendirecek bir politikanın, Defne turizmini güçlendirecek bir politikanın izlenmesi gerektiğini, ama somutlaştırıcı, yani evet biz Defne turizmini destekliyoruz diyerek bu olmaz. Onun içerisinde Defne'de yaşayan esnafın, Defne'de yaşayan o değerlerin tümünü hem ulusal hem uluslararası çapta bir değer haline getirecek bir politikanın izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Harbiye Beldesi de zaten sizin Defne sınırları içinde olduğu için önemli bir enstrüman olarak herhalde önünüzde duracak. Evet. Bir diğer noktayı söyleyeyim. Altyapı çalışmaları. Bugün biliyorsunuz kenti bugüne kadar 50 yıldır bir anlayış yönetiyor. 50 yıldır Defne belediyelerini yöneten anlayış. Evet, biz AKP iktidarını eleştiriyoruz. Ancak peki kendimize dönelim bakalım. Bu beldeleri yöneten anlayışlar, bugüne kadar modern bir yaşam ya da insan kalitesini, yaşamını yükselten bir yaşam ortaya koyabildiler mi? Biz orada da rant, orada da rüşvet, orada da yolsuzluğun yaşandığını gördük ve biliyoruz. Önceki siyasi evet, yönetimlerden söz ediyorsunuz. Kesinlikle sermaye güçleriyle ilişkisini kesen ve yüzünü halka dönen bir belediyecilik yapacağız, onu söyleyeyim. Bir diğer proje. Bugün biliyorsunuz birçok yani Defne halkının insanı sosyaldir. Birçok sanatsal, kültürel etkinlik yapılıyor. Ancak bizim 11 kez tadilattan geçmiş kültür merkezinden ve 550 kişilik bir salondan başka bir şey yok. Biz bu alanları açacağız. Sosyal kültürel yatırımların birincisini söylüyorum. Defne'de büyük bir kültür merkezi açacağız. Bu kültür merkezinin önünde şu andan ilan ediyorum. Gezi şehitlerinin anıtı olacak. Ve oldukça kompleksli, içerisinde tiyatro salonundan sinema salonuna, kütüphanesine veya sanatsal çalışmalar yürüteceği atölyelere kadar bir kültür merkezinden söz ediyoruz.
Bir proje daha söyleyeyim. Bu kültür merkezini açmamızdaki en önemli açıkçası kendi kimliğimiz. Defne'de Arap Alevi kimliğinin tabii ki Hristiyanıyla, tabii ki Türküyle, tabii ki Sünnüsüyle kardeş olarak yaşayan Defne halkının kardeşlik duygularını arttıracak ancak öz kimliği de kaybettirmeyecek. Asimilasyona karşı biz Arapça eğitim, Arapça okuma, yazma kurslarını süreklileştireceğiz. Bunun yanı sıra Arapça tiyatro ve Arapça müzik çalışmalarını yaygınlaştıracağız, destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz. Bu halkın kendi öz kimliğiyle yaşaması adına ne varsa onu yapacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Sizin mega projelerinizden bir tanesi bu anladığım kadarıyla. Evet. Bir diğerini de söyleyelim. Engellilerin engelleri iki şekilde düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi yapılacak tüm hizmetlerde engelli kardeşlerimizin yaşamını rahatlatacak, onların yaşamına değer katacak projelerin üretilmesi. Her zaman gözeteceğiz. İkincisi ise biliyorsunuz İstanbul'da Down Cafe gibi projeler var. Evet. Engellilerin çalıştığı, istihdam edildiği belediyenin çok kolay yapabileceğini düşünüyoruz. Bu tür işletmeleri çok kolay açacağını düşünüyoruz. Bununla da bizim bu şekilde projelerimiz olduğunu da söylemek gerekiyor. Bir diğer taziye evlerinin her mahallede kurulması ve mezarlık ve insanların ibadet yerlerinin özellikle bugüne kadar hiç bakılmayan ziyaretlerin, türbelerin bakımının da belediye tarafından yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz mezarlıklarda kendi işte ölülerimizi defnederken orada biz yitirdiklerimizi orada defnederken daha güzel, daha modern ve bize yakışan mekanlar görmek istiyoruz. Ve kadınların birazdan kadınlar adına neler yapılacağını şimdi söylemek istemiyorum. Evet, onu eş başkanım Sayın Dilek Daplan evet. Bunu ifade edecektir ama gençler, biz gençliğin sesiyiz. Bakın, gençler Gezi'de bizim yanımızdaydı. Şimdi de yanımızda olacağını düşünüyoruz. Gençler için sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin alanını açıp gençlerin bir takım düşkün kültür mekanlarından kurtulması ve kendi kimlikleriyle, kendi enerjileriyle sosyal yaşamda kendilerini üretebileceği alanları inşa etmeyi istiyoruz. Aslında bizim tarif ettiğimiz kent şudur. Sosyal, özgür ve eşit insanların yaşamış olduğu bir kent tarif ediyorum. Defne halkına da sanırım yakışan budur. Evet, anladığım kadarıyla işin özeti budur bu son cümlede. Tabii bu arada sevgili seyirciler, Sayın Mehmet Karasu'nun önünde bir ajanda görüyorum ve ajandasını çevirdikçe bir şeyler anlatıyor ve daha çok sayfası var ama elbette bizim programımız da sınırlı olduğu için bütün sayfalarını kendisine okuma fırsatı ne yazık ki veremeyeceğiz. Bir başka güne kalacak ama bir de bekleyen konuğumuz var biliyorsunuz. Sayın Dilek Daplan, eş başkan, aynı zamanda Defne'de seçimi kazanması halinde Halkların Demokratik Partisi. Biz Sayın Karasu'ya teşekkür edelim ama son olarak Defne halkına, bütün anlattıklarınız tabii Defne halkınaydı ama özetle sizi buradan gönderirken birkaç cümlede Defne halkına seslenirseniz tabii. Sonra Sayın Dilek Dablan'ı alacağız. Hay hay. Buyurun. Sayın Yolcu. Buyurun. Şimdi özellikle şu anda görmemiz gereken şey şudur. Biz hangi koşullarda Hatay'ın veya Türkiye'nin hangi koşullarında böyle bir seçime giriyoruz? Ben önce ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz. Çok kısa lütfen ama. Evet. 3 yıldır Suriye'de kardeşlerimizin katledildiği Suriye halkına yönelik emperyalist bir saldırının gerçekleştiğini biliyoruz. AKP iktidarının Suriye'ye yönelik savaş kışkırtıcılığı yaparak, hatta savaşın bizzat içerisinde bulunarak El-Kaide, El-Nusra, Özgür Suriye Ordusu gibi aslında bunların
çete örgütlenmesi olduğunu biliyoruz. Bu çetelerin Suriye halkına karşı suç işlemesini kışkırtan böyle bir anlayışın açıkçası öncelikle burada teşhir edilmesi gerekiyor. Bu çetelere bugün tırlarla, ambulanslarla, MİT eşliğinde, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerinin eşliğinde oraya taşınan ölüm kusan silahların aslında bölgenin tüm istikrarını, tüm huzurunu bozduğunu görmek gerekir. Bu savaş kesinlikle Suriye halkına karşı işlenen bir insanlık suçudur. Evet. Orada tabii ki Alevisi, Sünnisi, Dürzüsü, Hristiyanı, bütün Suriye halkı bugün kendi topraklarını bir bütün olarak bu dışarıdan gelen çetelere karşı savunmaktadır. Biz bu sürecin başından beri bugüne kadar bunların bütün bölge için tehlike olduğunu söyledik, inanmadılar. Bugün biliyorsunuz en son bu sözde Irak, Şam, İslam Devleti'nin Türkmenlere saldırdığını ve Türkmenleri de öldürmeye başladığını duymaya başladık. Yazık ki öyle, evet. Evet, bu bütün Hatay halkına yönelik ciddi bir tehdittir. Bu tehdidin sürdüğünü görüyoruz. Hatay'da biz bu tehdidin, bertaraf edilmesinin bir, bugüne kadar bunu destekleyen güçlerin iktidardan düşürülmesi, ancak iki, bu tehdidi bizzat yürüten bu çetelerin ortadan kaldırılmasının bir çözüm olacağını düşünüyoruz. Evet. Bunun dışında sadece Hatay halkının değil, bütün bölge devletlerinde istikrar ve huzurun gelmesi mümkün değil. Şundan emin olun Sayın Yolcu. Toparlarsak Sayın Karasu. Evet, Sayın Yolcu, şundan emin olun, kurulacak yerel iktidarların da, yerel yönetimlerin de hizmet üretebilmesi, bu hizmetleri halka ulaştırabilmesi için öncelikle Suriye'deki savaşın bitmesi gerekiyor. Suriye'deki sürecin bizim sürecimiz olduğunu buradan da duyuruyoruz. Oradaki kardeşlerimizin, oradaki yakınlarımızın, oradaki akrabalarımızın, oradaki halkların katledilmesini buradan tekrar lanetliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben son olarak da... Ama süremi çok aştım. Lütfen bir cümleyle sınırlandırırsanız. Buyurun. Tamam. Bu son olarak da şunu söylüyorum. Biz Hatay'da sürekli Hatay halklarının savaştan değil barıştan yana olduğunu, Hatay halklarının kardeşlik içinde yaşadığını biliyoruz. Bu kardeşliği, bu birlikteliği Arap, Alevi, Hristiyan, Türk, Kürt, Ermeni, Laz, Çerkez, bu şehirde kim yaşıyorsa, bu şehirde kardeşliği kim yaşatmak istiyorsa, barışı kim tesis etmek istiyorsa, onun kim oy versin? Onun desteklenmesini istiyoruz. Biz tabii yani, ki halklar kendi partisi kimlikleriyle eşit ve özgür bir biçimde kardeş olarak yaşasın diyoruz. Tabii ki Halkların Demokratik Partisi bugün eğer yerel yönetimde Defne'de iktidara gelirsek, açıkçası bu sürece karşı, anlattığım sürece karşı koyabilecek, bugün bu süreçte savaşı destekleyen kim varsa önünde dimdik durabilecek bir başkanın seçilmesinden yana olmasını istiyoruz. Evet, ben evet. Defne halkı aydın bir halktır. Defne halkının bu süreci doğru okuduğunu düşünüyoruz. Kent, Defne kenti bu halkındır. Yani şöyle sesleniyorum ben kendi halkımıza. Kent senin, Defne senin. Seçim senin. Kendimizi ve kentimizi biz yöneteceğiz. Bu daha başlangıç diyorsanız Halkların Demokratik Partisi'ni destekleyin. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Karasu. Ve sizleri uğurlarken belediye başkanı seçilmeniz halinde size eş başkanlık yapacak Sayın Dilek Daplan'ı alacağız. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.
Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Buları programı devam ediyor. Demokrasi Buları programının başında da ifade ettiğimiz gibi Sayın Mehmet Karasu'yla sohbet ettik. Yaklaşık bir saattir kendisiyle beraberiz. Halkların Demokratik Partisi Defne Belediye Başkan Adayı. Ve dedik ki eğer Halkların Demokratik Partisi seçimleri 30 Mart yerel seçimlerini kazanır da belediye başkanlığına Sayın Mehmet Karasu oturursa belediye başkanlığı koltuğuna bir de onun eş başkanı olacak dedik. O eş başkanı da bayan olacak dedik ve şu anda o stüdyolarımızda ve bizim sorularımızı yanıtlayacak Sayın Dilek Daplan. Sayın Daplan siz de hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Evet efendim bugüne kadar çok sayıda siyasi program yaptım. Özellikle bu 30 Mart yerel seçimleri süreciyle ilgili ilk kez bir bayan, bir hanımefendi karşımda ve Defne ilçesini yönetmeye talip bir isim. Tabii biz bayanları çok az görebiliyoruz. Türk siyasi tarihinde de bu ne yazık ki böyle. Buradan başlayarak aslında sizin duygu ve düşüncelerinizi alacağım ama öncelikle Sayın Dilek Daplan çok kısa kimdir? Bir anne midir her şeyden bir önce? Bir annedir evet. Buyurun peki söz sizde. Dilek Daplan yine kalabalık bir aileden gelme. Gülderen Köyü'nde doğma büyüme. 20 yıldır Antakya merkezde, şu an Defne Belediyesi'nde 10 yıldır ikamet ediyorum. Evet. Daha önce böyle aktif siyaset olarak... Bulundunuz galiba siz daha bulundum. Önce ben diğer evet, siyasi evet. partilerde de daha görev almıştınız. Daha çok böyle yöneticilik konumunda geçmişte, sonra kadın kurumlarında, Amargi Kadın evet. Kuruluşu, akademisi vardı. Bizzat orada bayağı... aktivitelerimiz oldu, çalışmalarımız oldu. Halen kadın aktivisti olarak çalışmalara devam ediyorum. Evet. Yollarımız HDP ile buluştu. Ben de size bir soruyla aslında başlamak buyurun. İstiyordum. Buyurun. Bu koltuğa kaç bayan oturdu diye ya da bilmiyorum yani. İşte ben demek ki hissettim öyle bir soru soracağınızı. Bilmiyorum siz evet yani. İlk kez bu 30 Mart yerel seçimlerinde sevgili seyirciler, Dilek Hanım güzel bir konuya da değindi. Ama o değinmeden ben değindim tabii çünkü hissettim. İşte. Öyle bir şey. İlk kez bir bayan oturuyor. Ben de onun heyecanını yaşıyorum. Keşke siyasete yaşamın her alanda olduğu gibi kadınlarımız da katılsa ama çok az sayıda oluyor. İşte evet. O anladı peki duygunuzu alabilir miyim? Ne hissettiniz size bu teklif edildiğinde mesela? Yani şöyle tabii ki önemli. Yani benim için burada bir cinsiyetçilik yapmak istemiyorum. Değil tabii amacımız o değil. Ama bakıyorum böyle haberleri izleriz, siz de izliyorsunuz ya evet. da siyasi gelişmeleri izlediğimizde yok yani kadın yok parmakla gösterilecek kadar. Niye yok? Kadınların kendisi mi istemiyor? Hayır, yoksa ben siyasi partiler mi? Bu mesela işte HDP'nin %50 kadın kotası oradan direkt çıkıyor zaten eş başkanlığın çıkışı. %50 kota bu arada diğer siyasi partilerin hiçbirinde bu kadar yüksek bir kota yok bildiğim kadarıyla. %30'larda hayır, diğer kotalar. Hayır tabii ki yani en iyisi %30'da %25'te evet. kadın kotası. HDP projesini yakın buldum. Doğru bir proje olarak çıktı karşıma. Ve orada ben kendi cinslerim adına bir laf söyleme imkanım olursa bir ortam olursa paylaşmak istediğim için buraya geldim. Evet. Kadınların da bence ya böyle olanaklar oldukça gelecek bir sürü kadın vardır diye düşünüyorum. %50 kota burada ön açıcıdır. Yani hem ön açıcı hem cesaret verir. Elbette, şimdi biliyorsunuz tabii, ki tabii. kadınlar bu konuda çok çalışırlar, çok emek ederler ama genelde İkinci plandadır. Yaşamın her alanda olduğu gibi sanki değil mi? Evet, evet. Peki Sayın Daplan şimdi az önce de Sayın Karasu çok kısa değindi ama size bırakmıştık o konuyu. Sizin konuk evet, olacağınızı evet. biliyorduk Sayın Karasu'dan hemen sonra. Halkların Demokratik Partisi'nde eş başkanlık denen bir sistem var. Zaten şu anda evet. siz de benim karşımda bu nedenle oturdunuz. O eş başkanlık sistemini biraz açabilir miyiz? Şimdi eş başkanlık genelde erkek başkan olduğu zaman bayan eş başkan, bayan başkan olduğu zaman erkek eş başkan. İşte bu da %50 katılımı da arttırmak anlamında da sahiplenilen bir proje. Yani iki ayrı belediye başkanı mı olacak? Hayır, Defne'de? Öyle işte, mi? Nasıl yok, oluyor? Resmi işte, onu... olarak o anda başkan kimse onun resmi olarak imzası ve şeyleri geçerli. Ama bunun yasada... Şu anda karşılığı olmadığı için böyle ama yasada karşılığı olduğu zaman ki böyle bir talep var sanırım. Hı hı. Şu an hala yasalaşmamış ama böyle bir talep var. Biz bunu biraz gayri resmi şu anda mesela birinci sırada meclis üyeleri belediye seçimlerinde aynı zamanda eş başkanlık yapıyor. Başkan olmadığı dönemde orada zaten başkan
sıfatını alıyor. Yani bu şekilde. Buna niye gerek duyuldu? Yani sizin partinizde bayanlar yer alması açısından tabii çok çok önemli bir konu ama mesela ben şeyi merak ediyorum. Yani siz belediyede olacaksınız o zaman. Yani meclis üyesi adayısınız, belediye olacaksınız. Evet. Başkanın yetkilerine sahip olacaksınız ancak imza yetkisi başkanda olacak. Öyle mi? Başkanın olacak. Yani ama diyelim ki başkan olmadığı zaman yine yetkisi olacak. Yani bunun şöyle önemi var bence. Hı hı. Orada bir olayı iki kişinin değerlendirmesi de çok önemli. Hani az önce de dedim, erkek başkansa, kadın eş başkan, kadın başkansa. Bana göre bunun da önemi çok. Evet. Ayrı bakış açısını da getirmiş oluyor beraberinde. Evet. Peki da... şunu sorsam size Dilek Hanım. Kadınların partinizdeki rolünü aslında programın başından bu yana birkaç cümleyle ifade ettiniz ama evet, biraz daha detaylandırmak gerekirse ve tabii Defne ayağını da geçip öyle bize biraz daha değerlendirirseniz olur mu? Kadınların rolüyle ilgili. Kadınların rolü. Şimdi kadınların rolü... Yani Defne'de neler yapacaksınız? Mesela siz eş başkan olacaksınız, partiniz seçimi evet, kazanıp. Ne gibi çalışmalarınız olacak kadınlarla ilgili? Şimdi başta amacımız kadınların orada biraz söz hakkı olup kendi sorunlarını birlikte çözüm üretmek. Kadınlara yönelik projelerimiz, biliyorsunuz kadınlar %50 toplumun yarısını oluşturuyor. Tabii. Oy potansiyelinin de %50'sidir. Aynı zamanda. Evet. Aynı zamanda ama temsiliyet hakkı çok az. Bunun temsiliyet hakkını arttırmakla birlikte çalışan kadınlara rahat edecekleri konumlar, ortamlar, bu bakım evleri olabilir, kreş olabilir. Biliyorsunuz her kadın aynı zamanda kadın sığınma evleri olabilir çünkü kadınlarımız evet, ne yazık onlar, ki hala şiddet görüyorlar. Onları da söyleyeceğim. Yani her kadın aynı zamanda bir annedir. Bir kadın anne olduğu zaman sosyal hayattan, iş hayatından, çalışma hayatından ve bir sürü aktiviteden, siyasette bilhassa sürekli geri planda kalıyor. Bunları rahatlatacak kreş, bakım evleri, sığınma evi. Şu anda Türkiye'de biliyorsunuz ki kadın şiddeti maalesef gün geçtikçe artıyor. Sığınma evleri aslında 50 bini aşan, nüfusu 50 bini aşan ilçelerde aslında hak kazanmıştır ve olması gereken kurumlardır. Bunlar da belediye bünyesinde ancak yapılabilir. Valilik ve belediyenin bünyesinde yapılabilecek kurumlar. Kadının kendi emeğini sergileyebileceği, kendi pazarlarını oluşturabileceği. Mesela bunlar da çok önemli. Bunu yaparken de kadını sadece kermes açan, etkinlik yapan gruplar halinde dolaşan kimliğinden çıkarmak istiyoruz. Aslında bu da projelerden. Peki sığınma evi cümlesi sanki söylerken biraz yüzünüz ekşidi. Sanki rahatsız ediyor sizi. Yani halen bu çağda kadın sığınma evinin ni konuşmak İhtiyaç. Sizi rahatsız etti gibi sanki böyle. Şimdi aslında tabii ki gerek olmasını istemezdim. Yani maalesef ama öyle bir gereklilik çıkıyor karşımıza. Ha bunun kabul ettirmemiz bile çok zor. Çünkü sığınma evi dendiğinde biraz daha farklı şeyler algılanıyor. Bunu yeterince içi açılmamış, ne olduğunu çok iyi bilmiyor insanlarımız. Evet. Tabii sığınma evi derken bunun altyapısında psikolojik destektir. O kadının iş alanına, kendi hayatını kazanabilme, birey olabilme. Birey olmayan bir insan kendi sözünü rahat söyleyemez. Bunu da biliyorsunuz. Toplum olarak bunu incelediğimizde, bireysel olarak incelediğimizde birey olup sözünü söyleyen bir insan neyi nasıl seçeceğini bilir. Bu sandığa da daha farklı yansır, sokağa da daha farklı yansır. Biz onun için önemsiyoruz. Kadın mücadelesini önemsiyoruz. Peki, kadının siyasette olmasını önemsiyoruz. Peki bir kadın olarak şimdi gidiyorsunuz. Az önce Mehmet Bey'e de sorduk. Seçim ziyaretlerinde bulunuyorsunuz. Karşılarında böyle eş başkan da olsa bir bayanı gördüklerinde insanlar nasıl karşılıyor? Olumlu görüyor mu? Ne iyi işte bir bayan var. Bir bayan da mücadele ediyor şeklinde mi görüyor? Yoksa hani bizim toplumda şöyle bir kanı var biliyorsunuz. Önce işte eşlerden başlayan ya evinde otur işte kadın sen evinde otur şeklinde biliyorsun. Böyle genel bir kanı da var. Nelerle karşılaşıyorsun? Onu merak ediyorum ben çalışmalarında. Ya şimdi Antakya'da bu çok aslında biraz alışılmış. Ön planda görmeye alışılmamış. Hayır.
Kadınlar sürekli kapı çalıp o istiyor. Ama eş başkan denince evet biraz farklı bakılıyor. Çünkü kadınlar gider sadece o ister ama temsiliyet hakkı olmaz. Evet. Onun yarattığı önce bir şey oluşuyor tabii, tepki. Ama bence Antakya bunu aşar diye düşünüyorum. Evet. Yani. Peki partinizden son olarak, daha sonra size bir söz hakkı vereceğim zaten. Defne ilçesinde ikamet eden tabii bütün seçmenlere sesleneceksiniz ama herhalde biraz daha fazla bayanlara sesleneceksiniz, bayan olmanız yani münasebetiyle. Onun için ben diğer konuya girmedim açıkçası. Öyle zaten mi? Evet. Başkan Mehmet Başkan çoğunu söyledi, anlattı. Evet. Partinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Yeni kurulmuş bir parti. Gezi Park olayları çerçevesinde yanılmıyorsam Mayıs ayındaydı. Nisan'ın sonu ya da Mayıs'ın başlarında bu partinin kurulmasına karar verildi. Kimdir Halkların Demokratik Partisi? Bir de sizden duymak istiyorum. Genel başkanınız kimdir? Şimdi bizim işte Halkların Demokratik Partisi Gezi sürecinden sonra bu daha başlangıç diye bir sloganla kongresini yaptı. Evet. Genel başkanımız Ertuğrul Kürkçü ve Sabahattin Tüncel eş başkanımız. Orada evet, da Sabahattin işte Tüncel eş başkan oluyor. Eş başkan, evet. Ertuğrul Kürkçü, demin ifade ettiğiniz gibi. Evet. Genel başkan erkek, eş başkan da bayan. Evet. Evet, ama imza yetkisi var. Ben onu biraz az önce atladım. İmza yetkisi var ikisinin de. Bu işte dediğim gibi tartışmayı getirir. Beraberinde sorgulamamıza belki neden olur. Daha yolumuzu daha rahat, daha net bulabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Halkların Demokratik Partisi benim için çok kimlikli olması, kadın kotasını önemsemesi, yani %50 kadın kotası diyor ama lafta değil. O %50'yi dolduracak kadın yoksa, kadın aday, o sandalye boş kalıyor. Kadın adayla ancak doldurabiliyoruz. Bunun bunu önemsedim. Evet. Ve çok kimlikli olmasını. Türkiye'de biz yeterince acı duyduk. Yeterince annenin ağladığını gördük. Bana göre annelerin gözyaşı her yerde aynıdır. Aynı renk akar diye düşünüyorum. Bu yönden bana cazip, ya doğru buldum, doğru son, bir çıkış buldum. Son olarak da zaten siz de Gezi Park olayları çerçevesinde size de çok rastladım ben alanlarda. Evet. Ağlayan anneler, işte Abdullah Cömert'in annesi gibi. Kesinlikle, Ali İsmail evet. Korkmaz'ın annesi gibi. Ahmet Atakan'ın annesi gibi. Onların da acılarına elbette ortak oldunuz. Peki Sayın Dilek Davlam, buradan Defne ilçesinde yaşayan seçmenlerinize, belki de başta az önce de ifade ettiğim gibi kadınlar olmak üzere neler söylemek istersiniz? Buyurun söyleyin. Vallahi yani zaman az, biraz daha aslında açmak isterdik konuyu. Keşke daha çok zamanımız olsaydı. Evet. Yani şey derler ya, ben artık doğaçlama gittim, kadın eli değmiş gibi. Biz artık diyoruz ki siyasete kadın eli değsin. Ben kadın arkadaşlara, Defne'de oturan kadın arkadaşlara buradan tabii ki diyorum, sağduyulu davranın, onlara güveniyorum. Hayatı her yerde paylaşalım. Evde paylaştığımız gibi siyasette de, sokakta da, ona göre biz yolumuzu daha rahat ve daha net buluruz. Kendimize göre şeyi oluşturur, sokaklarımızı, çevremize sahip çıkarız, yeşilimize sahip çıkarız. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakacağımızı düşünüyorum. Onun için daha sağduyulu davranıp oylarını ona göre kullanmalarını talep ediyorum. Ne versin oylarını yani? Ya Halkların Demokratik Partisi diyorum. Evet yani. Ve eş başkanı Dilek Dabla'na versinler oylarını, söylüyorsunuz. Yani ben öyle diyorum. Evet. Tabii ki bu bizim isteğimiz. Bu şekilde. Söz karar yetki halkımızın diyoruz. Evet, 30 Mart'ı bekliyoruz artık. Evet, evet. Peki Sayın Dilek Dabla'na çok teşekkür ediyorum programımıza katılım gösterdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte sağ inşallah olun. Umarım burada daha çok kadın aday görürsünüz. Benim temennim ondan yana. İnşallah. Daha çok kadın konuğunuz olur. Evet. Defne'de ve başka bir yerde. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, inşallah. Sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programında birinci konuk olarak Sayın Mehmet Karasu'yu almıştık. Halkların Demokratik Partisi Defne Belediye Başkan adayıydı. İkinci konuğumuz yine aynı parti, Halkların Demokratik Partisi eş başkanıydı, Sayın Dilek Daplan'dı. Seçim olması halinde, seçilmeleri halinde elbette eş başkanlık görevi yürütecek tip konuğumuz. Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programı bugünlük bu kadar. Bir sonraki Demokrasi Bulvarı programında yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.